Selamlar arkadaşlar. Ben Çağlar Elidoğan. Kanalımca Elidoğan'a hoş geldiniz. Avengers 4'un, Avengers 4'ün fragmanı düştü sonunda internete. Şimdi onu izleyeceğim. İlk defa da bir tepki videosu çekeyim dedim. Nasıl olacak bakayım, bir kelle-i şerifim neye benziyormuş ben fragmanı izlerken. Heyecanlanıyor muyum, gülüyor muyum, üzülüyor muyum, ağlıyor muyum? Ben de bilmiyorum o an kaptırıp gidiyorsam demek ki. Neyse şimdi izleyelim de tabii biraz dolsun kısmındayım şu an. Ülkemizin muazzam internetine karşı gelecek halim yok. O kadar büyük hızlarla YouTube'da coştuğu için ben birkaç kat dolsun diye bekliyorum. Neyse, dolduysa hep birlikte izleyelim. En büyük ümidim açıkçası başlığını öğrenmek filmin. Bakalım, daha sonra da gene üzerine kısaca konuşuruz. Ben hazırım. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport. In Germany, I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Birkaç saniye verin bana, biraz toparlayayım. Yani fragmandan çok aslında biraz böyle teaser havasında demek daha doğru. Çok fazla bir şey vermemeye çalışmışlar ama yine satır aralarından çıkardıklarım. Öncelikle Tony dünyaya dönmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Onu gördük. Anladığım kadarıyla yemeğim ve suyum 4 gün önce bitti gibisinden bir şey dedi. Fragmanın heyecanından tam dikkatli dinleyemedim. Nebula'yla demek ki yolları ayrıldı bir şekilde. Kendi başına dönmeye çalışıyor. Dünya yıkılmış bir nevi, yani psikolojik olarak çökmüşler. Elde kalan kahramanlar gördüğüm kadarıyla. İşte ölenlerin listesini yapmışlar ve Ant-Man Scott Lang'i de içine dahil etmişler. Yani Snap'le gitti diye düşünmüşler ama Ant-Man'in demek ki o sırada kuantum boyutunda olduğuna dair fikirleri doğal olarak yok. Başka gördüklerimi düşünmeye çalışıyorum. Thor sanki bir çeşit hapishanedeydi ama ne olduğunu çözemedim. Neydi, neresiydi bilemiyorum. Çizgi romanlardaki Thanos'u çiftçilik yaparken göreceğiz anladığım kadarıyla. Çünkü kendi zırhını korkuluk yapmıştı. Kaptan Amerika ile Black Widow bir şeyin peşindeler ama zaman yolculuğu mu henüz belki konuşmak için çok erken veya da daha dikkatli incelemek lazım. Bir de Hawkeye'yi sonunda Ronin olarak göreceğiz. Yani
Ve o mekanda şeyi hatırlattı bana bakınca. Doğrudan bu Doctor Strange'in en son dövüştüğü o Çin'deki tapınağın olduğu, mabedin olduğu yeri hatırlattı ama orasını şöyle bir bakalım. Evet, burası orası ya. Muhtemelen o. Belki de sadece Ronin olduğu için böyle bir Japon-Çin mahallesi tarzı bir yerde geziniyor. Yani bu kanji harfleri vesaireyi çok ayırt edemiyorum ama. Ve en sonunda da başlığı verdiler Endgame. Yani birçok kişinin tahmin ettiği bir isimdi. Zaten daha önce sızdırılmış bir isimdi ama doğru mu değil mi bilmiyorduk. Bir çeşit PR çalışması olabilir diye düşünüyordum ama Endgame çıktı ismi. Evet, bu ilk fragmandı. Muhtemelen ikincisinde daha fazla bilgi edineceğiz. Daha sonra belki üzerine detaylı bir video daha yaparım ama bu ilk defa bir deneyeyim istedim böyle. Neye benziyormuşum bakayım, tipim neye benziyormuş ben fragmanı izlerken. Açıkçası Marvel sinematik evreninde en sevdiğim filmleri yapan yönetmenler Russo kardeşler. Bir de Jon Favreau'ydu ama Jon Favreau'ya artık film vermiyorlar. O yüzden sabırsızlıkla beklediğim Marvel sinematik evren filmiydi. Yani beni Kaptan Marvel'dan falan daha fazla heyecanlandırıyor kesinlikle. Bakalım. Ne göreceğiz? Nisan'ı beklememiz gerekiyor. Nisan 2019'da film sonrası oturup umarım film hakkında yorumlarımda konuşurken gene videoyu yüklerim. Neyse, benim diyeceklerim bu kadar. Çok fazla bir şey dediğim gibi vermemişler. Bayağı bir sadece teaser tadında. Bir de en sonunda artık fragmanın sonunda da end credits'in yapar haline geldiler. Scott Lang'i bir şekilde Ant-Man'i kuantum boyutundan dönmüş olarak görüyoruz. Gelip kaptanın kapısını çalıp beni tanıdınız mı modunda takılıyor. Yani kuantum boyutu zaman yolculuğu çok büyük anahtarlar olacak gibi duruyor ama bilmiyoruz, bakalım. Göreceğiz. Hiçbir yerde de Kaptan Marvel'ı vermemişler. Acaba ona bir yerde bağlanacak mı? Açıkçası bilmiyorum. Evet, sizin görüşleriniz varsa onları da duymak isterim. Benim diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi çok fazla bir şey yok çünkü fragmanda. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.